neresini Nuray Sultanım koyuyor? Ay pek bir özgüvenlisin. He? Babak peşin peşin beş vermiş gelişi. Aa hadi. Hayırlısı. Hadi inşallah. En zor tadım senin. Dün neler oldu gördün. Bak aç şekerim. Afiyet olsun. Pişmiş, bulguru da pişmiş. Pazısı da pişmiş. İçinde lor var, soğan var. Lorları var, evet lorları da var. Bu yediğim yumuşaktı, bu yediğim biraz daha kıtır kıtır. İçi mi? İç harcı mı yoksa yok, pazı mı? Yok, pazısı. Bir de sanki biraz daha mı ince sarılması gerekiyordu sarma olduğu için. Beğendin mi? Beğenmedim. İkiye geçebiliriz. Biraz ona göre ince sarılmış ama bulguru pişmemiş. Hı, ağzımda bak dişimde kıtır yapıyor. Pişmemiş. Şimdi bu kadın ne yapsın? Evet, İlk kere tatlı kalın dedi. Burada ince, ince var ama var, içi, o da pişmemiş. İçi pişmemiş. Yani? Onu da beğenmedim. Sarılışını beğendin mi? Sarılışı iyi. Pazısı falan pişmiş mi? Pişmiş, onlar pişmiş, bulguru pişmemiş. Yani? Bulguru pişmeyince olmamış. Beğenmedik ve yine geçiyoruz beğenmeyerek. Üçüncü tabağa. Yani beğenmek isterdim ama beğenemedim. Pazısı da güzel pişmiş, içi de güzel pişmiş. Ne lap olmuş, ne çok diri kalmış bunun gibi. Bunu İnceliği, kalınlığı. Yani incesi de var, kalınlığı da var. Yani hepsini de kalem gibi yapamaz zaten. Çok pazı sarmaları kalem gibi de olmaz. Olmaz. Yani sanırım. Hı-hı. Beğendik. Hı-hı. Ve geçiyoruz son tabağa. Günün de son tabağı bu. Bakalım. Olmuş. Gerçekten olmuş. De bana duyayım kızlar da. Gerçekten duysun. Güzel olmuş. İçiniz sarmasıyla. İçinin pişmesiyle, dışının pişmesiyle güzel olmuş. Hakkını yememek lazım. Kim yaptıysa eline sağlık. Evet. Şimdi de günün son puanlarını ver, bu işi bitirelim. Şu çeyrek kime gidiyor? 7 tane çeyrek kaldı. Gerçekten sayılı gün kaldı. Bu 5. Dördüncü tabak 5 puan. Bu 4. Üçüncü tabak 4 puan. Bu 1. İkinci tabak 1 puan. Bu da 3. Hmm. Ne? Bunu hiç beğenmedim. Birinci çünkü. Tabak 3 puan. Bunu hiç beğenmedim. Şununla ilgili seni tebrik ediyorum. Ben bile unutmuştum ama bunu biraz olsun beğendim. Biraz olsun, buna göre beğendiğim için öyle. Haksızlık yapmadım, bir vermedim. Kalın ha. Sarılmış, tamam. Puan dağıttın ama. Dağıttım, bilmiyorum. Peki. O zaman açmaya başlayalım. Bu hikayede şu garibimden başka yanan yok. Herkes bir şekilde puan aldı. Gel şekerim, içi en diri olana 1 verdin. Tutalım o kenarlarından diri. Lütfen. Hani bu kalın olmuştu, tamam, ama onu görünce bunu da 1 vermek istemedim. Yani anlıyorum. Biraz kalın ama tad olarak. Tamam hayatım. 3 puan. Kime gitti? Es geçmedi o aldığı lezzeti ve 3 verdin. Aç görelim. Gönül. Rakibe gitti. Havadan 1-3 puan Gönül Hanım. Havadan. İçi pişmiş dedin, dışı pişmiş dedin. Kalın olmuş dedim. Ya tabii ki kalın olacak. Bir vermem lazımdı. Kalın neye olduğu için bak yine hakkını yemedim, 3 verdim. Neye bir verirsin Nuray teyze? Sen kaç yıllık ev hanımısın? Bir pazı böyleyse, bir pazı böyleyse mecbur kalın olacak ya. Hayır, olur mu canım? Hiç alakası yok. Neyle alakası var? Alakası ne? O zaman onu anlat, öğreneyim. Ben 28 yaşında öğrenemiyorsam sen bana bu yaşta öğret bakalım.
Neyle alakası var? Bir pazının büyük olup bir pazının küçük olmasının, büyük olanın şişko olmasının neye bağladığını bana bir anlat. Niye uzun uzun yapabilirdin? Hangi uzun uzun? Tabii ki bak bunlar gibi uzatabilirdin. Hepsi bir değil dedim zaten. Şunun içi pişmiş olsaydı sana biri verirdim. Bilmiyorum artık Nuray teyze. Sen böyle nokta atışıyla beni buluyorsun ama beğendin. Hiç kıvırma. Hiç kıvırma. Ben ne diyorum bak, şunun içi pişmiş olsaydı o birdi. Niye? Kalın olduğu için. Ya pişmiş sen... tamam kabul ediyorum. Evet, ama bunu... sarma bu sarma dolma değil. Ama bu pazı sarma Nursel Hanım bile sana dedi ki pazı sarma zaten pazı ince olmaz. Pazı sarması. Evet pazı sarma tamam, biraz ince olmaz daha dedim. Olur. İnce olmaz dedim. Heh. Ama böyle kalın da olmaz. E tabi tabi sağ pişmedi sola çevir. Solu pişmedi sağa çevir. Ay sana ne versem memnun kalmıyorsun zaten. Evet. E tabi ki de memnun kalmayacağım. O zaman hiç memnun kalma. Bundan sonra hep bir vereceğim. Bulup vereceğim. Verirsin. Madem öyle. Zaten. Sen bana kızıyorsun bu lafı söyle. Üç almışsın işte. Daha ne istiyorsun? Ama herkes işte, bir verdi. Bir de bak herkesten bir almışsın. Hayır. Bir verebilirdim ben ona. Yine de hakkını yemedim pişmiş diye. Pişmiş evet. Çünkü pişti. Biliyorum piştiğini. Anne. Çok merak ediyorum. Bak Yüksel teyzeden sonra hiçbir şekilde ses yükseltmedim. Gerilmeyeceğim. Niye sen hep 5-4-3 yapıyorsun? Finale kaç gün kaldı? Niye bunu yapıyorsun? Çünkü sen bak, bulamadığım için. Ben dedim ki bugün, hangi tabaktayım bilmiyorum ama ben dedim kendimden eminim. Evet dedim bugün kayınvaliden 5-1-1 yapacak ve beni bulacak. O çünkü kadar emin değil ki. Kayınvaliden seni nasıl böyle kafası karışıyor biliyor musun? Hep güzellere vermeye çalışıyor ama sen kötüden çıkıyorsun. Kadın da ne yapsın korkudan kötülere puan vermeye başladı. Hayır hiçbir şey öyle, o şey değil mi değil. Nuray abla yalan mı söylüyorum? Doğru söylüyorum haklılık değil mi? Haklılık payın da var benim. Haklılık payım var. O tabak senden asla 3 almaz. Almaz. Ama korkuyorsun. Gelinin çıkar diye. Acaba 3 hiç olmasa 3 kez. Aynen. Ha, gelinim öyle kalın yapmaz bir evet. Kere. Hmm. Onu ama yine de korkuyorsun. Korkuyorum. Diğer tabaklar korkuyor acaba seni. Acaba şeylik yaşamış mıdır diye korktum. Evet. Hayır. Yoksa o benden 3 alamazdı. Alamaz. Ben seni tanıyorum az çok. Alamazdı. Hep gelinin doğru yapıyor onda. Biz öyle dolma yapmayız, sarma yapmayız ama yine de 3 verdim korkumdan dediği gibi. Puan da attık yani. Attım. Bir tanesi rakibe gitmiş. Tutalım lütfen. 4 puan 5'i kaçıran kim onu öğrenelim. Dört puan. Bayağı iyi puan. Ama o bir puanla da çeyreği kaçırırsa birazdan bakalım neler olacak. Hazırsan aç lütfen. Miyase bak bakalım bir puan ne olacak? Söyleyeceğim. Şimdi Nuray abla neden dört? Neden dört çünkü verdik? Beşlik tabak var burada. Beşlik tabak mı var orada? Ha, dört aldın daha benden. Hayır. Yani bak. Tadımdan anlıyorsun bak. Onda bir sıkıntı yok. Bak. Seninki de çok ince değil ama fazla olduğu için tamam mı? Şey yapmadım ama onun hani bak ona bile diyorum ya bak şu tabak olmasaydı ben ona ben sana bir şey söyleyeyim mi Nuray teyze? Deneyimlisiniz bizlerden. Hepiniz bizleri cebinizden çıkarırsınız. Ama şu mantıkları kuramıyorsunuz. Ben de buna sinirleniyorum. Bak, ben bunu benim kayınvalidem de yapıyor çünkü. Deneyimlisin ama. Diyorsun değil mi? Bak böyle sarma güzel olur. Bak. Ben buradan görüyorum. Hı. Ben mesela dedim ki zaten 2-3-4'ten biriyim dedim. Çünkü ben güzel sardığıma eminim. Yani olabildiğince. İyi, buranın şartlarında. Verdim. 1'e sen 3 verdin ya. Ben burada hayal kırıklığına uğradım. Bak 1 açıldığı için rahatça konuşabiliyorum o tabak hakkında. Hayal kırıklığına uğradım. Çünkü Dudu dedi ki ben çok güzel sararım. Kayınvalidem bilir dedi. Yani nokta atışı yapar bana dedi. Biz çok sarma da yaparız dedi. Dedim ki hadi pazının güzel sarılmışına bakar Nuray teyze. Ama sen diyorsun ki atıyorum diri. Yani düşündüğünde ben mesela birden çıkarsam diye kendimi hazırlamıştım biliyor musun? Söyleyeceğim yorumlara. Mesela direkt diyeceğim şey şuydu. Daha fazla emek var. Güzel sarmak için çabalamışım ama son kayınvalidesin sertleşmiştir bulgurum diyecektim. Yani bana da 4 verdin. Teşekkür ederim. Ama ben de benim hakkımı yediğini düşünüyorum. Yani beşlik bir tabak çıkardığımı düşünüyorum. Ay, ama en azından hakkımı yemedin. Keşke hepsini de bir yapsaydım. Siz böyle konuşuyorsunuz ya. Bak farkındaysan yani hakkımı yemedin. Yani keşke diyor. Hepsini bir yapsaydım. Niye Nuray teyze? Gerçekleri yüzüne söyledim diye mi? Niye gerçekleri yüzüme gerçekleri söylüyorsun? Gerçekleri yüzüne söylüyorum. Ben bir kayınvalide olarak... Dört vermişim ben sana. Ben bir kayınvalide olarak bire puan vermeye utanırım dediğime mi şey oluyorsun? Ya onda hata yapmış olabilirim. Boş ver. Miyase'ye gitti.
Gönüle gitti puanlar. Biz kendi derdimize yanalım. Bol kepçeden dağıttın. Dudu haklı gerçekten. Umarım birden çıkmaz. Vallahi tek korkum o. Zaten ben yorumlarımı unuttum. Aslında ona da ben bir verirdim. Niye o kalınlığını unuttum bir anda? Yorumlarını unuttun mu? Ama içini beğendin. Beğendim. İşte onun için de hakkını da yemek istemedim. Ama kalınlığından bir de verebilirdim. Tamam, bence unutmadın. Yani içini beğendiğin için verdin yani. Haksızlık yapmadık. Evet. Haksızlık yapmadık ama birine haksızlık yapmış olabiliriz şu anda. Olabilir. Günün en değerli 5 puanı bu. Şakası falan yok. Zaten tansiyonumuz o kadar yüksek ki Yüksel Sultanım hastanede. Çok gerginiz. Birazdan bilgi vereceğiz size. Hiç merak etmeyin. Yani düşüp bayılmazsan iyidir. Son kayınvalidesin ve en değerli 5 puanı açmak üzereyiz. Bakalım kime gitti. Bakalım 5 puan kime gitti? Aç. Tuğba. İşte bu. Teşekkür ederim Nuray teyzeciğim. Eline sağlık.